Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ya Azizu ya Gaffar, ya Azizu ya Gaffar, ya Azizu ya Gaffar, ya Rabbel Alemin. Ey Rabbimiz, bize dünyada bir iyilik, aynı şekilde ahirette de güzel iyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru ve iyilerle birlikte haşret. Cennetine koy. Ey alemlerin Rabbi olan Aziz ve çok bağışlayıcı, Gafur olan Allah'ım, günahlarımızı bağışla. Ve üçüncü şart. Aslında her şavtın duası bir farklı güzeldi. Aslında her şavtta dualar daha da açılıyordu. Yüceler yücesi yaradığına yakınlık daha da artıyor. Aslında her şavt bir makamdı. Yavaş yavaş yükseliyordu yüce yaradığına doğru. Allah'ım, senin varlığın hususunda şüpheye düşmekten, sana eş koşmaktan, ayrılıktan, İkiyüzlükten, kötü ahlaktan, fena bir görünüşe düşmekten sana sığınırım. Malıma, aileme ve benden sudur edecek çocuklarıma kötü bir dönüşle dönmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden hoşnutluğunu kazanmayı ve cenneti isterim. Gazabından ve cehennem ateşinden sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından, Mesud Deccal'ın, hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım. Allah'ım, senden seni sevmeyi talep ediyorum. Senin aşkını istiyorum. Seni sevenleri sevmeyi istiyorum. Seni sevenleri sevme aşkını istiyorum. Ve beni ve bu cemaati senin sevgi ve muhabbetine ulaştıracak amelleri diliyorum. Allah'ım ver. Allah'ım ihsan eyle. Kalbimizdeki sevgini nefsimden, ailemden ve susuz kaldığımda buz gibi soğuk sudan ve bunun gibi nice zevke düştüğüm anlarda seni unutturacak şeylerden daha sevimli ve üstün kıl. Ya Rabbi, hepsini geriye at. Sen kendi varlığını ön plana çıkart. Ey kalpleri tasavvurunda bulunduran, ey kudret eliyle ayakta tutan, dilediği gibi çeviren Rabbim, ey kalplerin biricik misafiri, ey kalplerin biricik misafiri Rabbim, kalbimi dinin üzerine, varlığın üzerine sabit ve daim kıl. Ve bunun gibi dördüncü, beşinci ve altıncı şavtlarda ve yedinci şavtta dualar oluyor. Gönüller coşuyor. Kalpler yüce yaradanın aşkı, yüce yaradanın coşkusu ve emniyetiyle coşuyor. Ve yüce yaradana karşı gözyaşlarıyla yüzlerindeki o acizlik ve fakrın gösterdiği tezahürlerle ona yöneliyorlar. Tavaf sona erdikten sonra iki rekat tavaf namazı kılınıyordu. Yine
müsait bir yerde iki rekat Peygamber Efendimiz'in sünneti usulünce tavaf namazı kılınıyordu. Ve garip ki İslam'da Allah-u Teala Hazretlerinden bir medet istenildiğinde genelde hep namazda Allah-u Teala'ya niyaz ediliyordu. Ne vardı bu namazda? Ne vardı bu salatta? Salat dua demek. Yüce Yaradan'a karşı kulun niyazıydı. Duamız olmazsa ne ehemmiyeti vardı? Yüce Yaradan'ın katında bizim ne ehemmiyetimiz vardı? Ona karşı ehemmiyetimizi bildirmek üzere onun miracını çıkıyorduk. Tavaftan sonra sanki her basamağı 7 katlı basamağı açtıktan sonra Yüce Yaradan'a karşı ulaşıyor ve niyazımızı artık bahaneleri aşıp birebir konuşma cihetini ortaya koyuyorduk. Namazdan sonra şu duayı yapıyorduk. Allah'ım, bütün hamd ve senalar sana mahsustur. Her kemal sana aittir. Bütün büyüklük ve yücelikler senindir. Bütün tazim ve takdir sanadır. Allah'ım, ömrümüzün geçen kısmında işlediğimiz günahları bağışla. Kalan kısmında da sana isyanlardan bizi koru. Ey bütün üstünlüklerin sahibi Allah'ım, razı olacağın iyi işler yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, senden dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında af, iffet, sağlık ve afiyet dileriz. Allah'ım, açıklanmasından utanacağımız ayıplarımızı ört, günahlarımızı setret, korkumuzu emniyete çevir. Korktuğumuz, evham ettiğimiz, yeğse düştüğümüz noktaları gider ya Rab. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden ve altımızdan, cihet-i sittimizden gelebilecek her kötülük ve tehlikelerden bizi koru. Ya Rabbi, her türlü afet ve musibetlere düçar edilmekten sana sığınırız. Allah'ım, şu kutsal makamında bizim için bağışlamadığın tek bir günah, örtüp gizlemediğin hiçbir ayıp, sevince çevirmediğin tek bir üzüntü, ödetmeyeceğin hiçbir borç, gerek dünya gerek ahiret ihtiyaçlarından senin hoşnut olduğun ve bizim için yararlı olan şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim, dualarımıza icabet eyle. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dininle beni salaha götür. Yaşayış ve geçim yerim olan ahiretimi düzelt. Her hayırlı iş için ömrümü uzat. Ölümü benim için bütün kötülüklerden kurtuluş kıl. Allah'ım, senden bana işimde sebat ve doğru yolda kararlılık vermeni dilerim. Sonsuz nimetlerine şükür ve sena, güzelce kulluk ve ibadet için yardımını isterim. Senden kalbi selim ve doğru konuşan lisan isterim. Bildiğim bütün hayır ve iyilikleri ihsan etmeni, bildiğim bütün şer ve kötülüklerden beni korumanı, benim için iyi gözüküp senin için şer gözükenlerden beni korumanı, benim için şer gözüküp senin için hayır gözükenleri de muradınla tamamlamayı ve hakkımızda bütün günahlarımızı bağışlamanı niyaz ederiz. Sen en gizli şeyleri de bilensin Rabbim. Ve biliyor musunuz, bu dua kabul oldu. Allah bütün borçlarımı ödemeyi nasip etti. Rabbim, temennim odur ki günahlarımı da bağışladı. Her kulun hakkını vermeyi de nasip etti. Aileme dirlik ve düzen verdi. Beytullah'ta yapılan dualar reddedilmezmiş. Doğruymuş. Bunu yaşadım Beytullah'ta. Belki bunu anlamıyordum ama Beytullah'tan döndükten sonra bunu daha iyi anladım. Keşke dedim döndüğümde
daha çok Beytullah'ta dua etseydim. Keşke daha çok bahanelerim olsaydı da Yüce Yaradan'a arz edebilseydim. Keşke. Ve iki rekat namazımızı kıldıktan sonra Safa ile Merve arasında sahaya geçecektik. Sanki say şu ayeti dile getiriyordu. İnsana sayinden başkası yoktur. Yani insana çalıştığından başka, emeğinden başkası yoktur. Sadakallahu lazim. Allah'ın Allahu liman hamida Rabbana